Değerli izleyenler, burası Yeni Dodurga arazisi. Görmüş olduğunuz bu arazide yeni yeni gelişmeler oldu. Daha doğrusu daha önce 20-25 sene önce tavuk ve pirinç fabrikası kuruldu. Aynı zamanda Yeni Üreğin tarihçesini anlatırken de Cihan Gazi köyünü tanıtmıştım sizlere. İşte Cihan Gazi köyü ile Büyük Dodurga taraflarında kalan bir bölgedeyiz. Bu bölgeye genelde ve burada güneş enerji santralleri var. Burada elektrik üretimi oluyor. Aynı zamanda burası yılın 365 günü rüzgar alıyor. Buralara rüzgar enerjisinden faydalanmak için de çok ideal bir yer. Evet, şimdi geldik. Güneş enerjisinin tarlası var burada. Ve bu tarlada güneş enerjisi ile elektrik üretimi yapılıyor. Ve şu direklerden de elektriği taşıma işlemi yapılıyor. Gördüğünüz gibi hemen tabelayı da asmışlar. Abaysan Enerji diye bir enerji şirketi var. Güneş enerji santrali avlanmak yasaktır yazıyor bu bölgede. Evet, bu bölgeden sonrası ormanlık ve rakım çok yükseliyor. Şu anda 1035 metrelerdeyiz şu andaki rakımımız. Yeni Üreğil köyüne doğru gittiğimiz zaman da 1060, 1070, 1080 gibi rakım var. İşte karşıda ufukta görünen dağların arkası Kütahya ve şu taraftaki dağların arkası Bursa. Ve buradan şu anda bu ufuktan gözükmüyor ama bu tarafta Eskişehir bölgesi olarak geçiyor. Şu anda tam sınıra yakın bir bölgedeyiz yani. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi dediğim gibi santralin olduğu yol karşıya doğru gidiyor. Ve biz şimdi diğer bir yoldan ayrıldık. Hakim bir bölgeden bu bölgeyi incelemeye devam edeceğiz. Evet, aracımızla çıktık yola bakalım. Ya nasip diyelim. Çekimlerimize devam edelim. Evet değerli izleyenler, bu görmüş olduğunuz bölgede sırf buğday, nohut üzerine çok güzel de mercimek oluyordu ama artık şu anda tarımla uğraşan çok az sayıda insan var. O yüzden genelde buğday üzerinde döndürüyorlar. Buğdayın çünkü fazla bakım istemiyor. Biz de bu alanda gördüğünüz gibi çekimlerimizi yapıyoruz. Şimdi güneş enerjisinin tarlası var. O tarlayı karşıdan görmeye çalışacağız. Hatta yanına yaklaşabilir miyiz bilmiyorum. Öbürkü taraftan gitmemiz gerekiyordu. Burası dediğim gibi 365 gün rüzgar alan bir bölge. Burada güneş enerjisi de oluyor. Rüzgar enerjisi de. Şimdi güneş enerjisi tarlasını gördük. Çok büyük bir alan. İnşallah ekranda da görünüyordur. Çünkü ekran çok ufak olduğu için ben ekranı şu anda göremiyorum. Ama biraz sonra hakim bir bölgeye çıkınca güneş enerjisi tarlasının bayağı da büyük, 30 dönüm 40 dönüm gibi bir araziye kurulmuş. Şu anda gözüküyor aslında da ekranımız yaklaştırabilecek mi bilmiyorum. Şu anda işte güneş enerji panellerinin olduğu bölüme geldik. Komple güneye bakan bir tepenin üzerinde ve bu santrallerin içlerinde elektrik depolama merkezleri ve çalışanların da kalması için
çadırlı bir baraka bulunmakta. Şu anda ekranlarımıza daha net bir şekilde geliyor. Evet. Görmüş olduğunuz gibi buradan güneş enerjisiyle toplanan elektrik yüksek gerilim olarak direkler vasıtasıyla aktarılıyor. Alan çok büyük. 30-40 dönüm demiştim ama daha fazla bir büyüklükte arazi. Ve güneş enerji panellerinden elektrik üretimi burada yapılıyor. Evet değerli izleyenler, yeni yeni gelişmeler oluyor. TANAP projesi de buradan geçiyor. Buradan iki tane doğal gaz hattı projesi geçiyordu. Bir tanesi şu anda tam olarak projesi tamamlanmadı herhalde. Bir tanesi geçti artık. Gaz salındı büyük bir ihtimalle. Bu bölgeden geçiyor. Bu bölgenin enerji bakımından çok büyük üstünlükleri var diğer bölgelere göre. Rüzgar enerjisi kullanılabilir. Güneş enerjisi de kullanılabilir. Kış buralarda tabii ki ilçe merkezine göre biraz daha sert geçiyor. Şehir merkezinde kar olmasa da buralarda kar oluyor. Yazın da rüzgar estiği için gayet yayla havası olarak gözümüze çarpıyor. Kütahya'nın Bilecik sınırındayız şu anda. Seyit Ömer yolu üzerinde bir bölgedeyiz. Dodurga bölgesinde. Karşımızda da şu an ekranımızda görünen köy ise Cihangazi. Gözümüzün alabildiğince görünen yer ova olarak tabir ediliyor yerel halk tarafından. Ve bu ovada sadece buğday ekimi gerçekleştiriliyor. Şimdiki yönümüz ise Dodurga beldesine doğru. İşte geniş ovanın bittiği yerde tam böyle bir vadinin içinde daralan bölgesinde Büyük Dodurga yani Dodurga beldesi. Diriliş Ertuğrul dizisinden de izlediğimiz gibi Dodurga boyunun yani 1000 yıllık geçmişi buralara dayanıyor. Ve Dodurga beldeleri de köyleri de Anadolu'da çoktur. Aşağı yukarı 30-40 tane Dodurga vardır tahmini olarak söylüyorum. Yüreğir de öyle. Yüreğir de Afyon'da, Sivas'ta, ondan sonra Ordu'da, Sakarya'da, Bursa'da ve Denizli, Burdur gibi yerlerde de Yüreğir köyleri bulunmakta. Şimdi ovanın içine doğru şu yoldan ayrılan yoldan ovanın içine doğru gidiyoruz. Dediğim gibi şimdi bu elektrik tellerinden güneş enerjisiyle üretilen elektrik taşınıyor. İhtiyaç olan bölgelere taşınıyor. Da tek tük çok yaşlı çam ağaçlarına rastlamak mümkündür. Geçenki programımda da anlattığım gibi Yeni Yüreğir köyünde ise çam ağaçlarının örneklerine rastlayabilirsin hem de sık bir şekilde. Ama buralarda yeni yeni çıkmaya başlamış çam ağaçları var. O da hayvancılığın azalması nedeniyle. Çünkü hayvancılık varken hayvanlar küçük çıkan fidanlara da zarar veriyorlardı. Gördüğünüz gibi bu elektrik taşıma hatları buralardan geçiyor ve karşı taraftan Bursa yönüne doğru gidiyor.
Cihan Gazi yoluna gireceğiz. Evet, Cihan Gazi köyüne yaklaştık. Yaklaşık 500 metre yer var. İçeri geliyor içeri. Onu çevir, boruyu çevir, boruyu. Ya uyan, buna bakma. Buna bakma, buna bak. Ha, öylece kontrola. İkindi 39'a kadar gelmiş. Nasıl harç şurası? Koy yere, koy. Telefonun kamera bile beleğini şaşırıyor, biliyor musun? Niye? Telefonun ayak kamera bile diyor, beleğini şaşırıyor. Beleğini kaynak. Evet, değil mi? Hı hı. Telefon kaynak mı yapıyor arabalar? Telefon kaynak yapıyor.
Çekil ya. Çıktı mı şansı? E şimdi aktardın onu sen. Çıkması doğaldır yani. Kumuşa demir yok mu acaba? He? Var var. Buldun lamayı. Kaynatırsın değil mi? Kaynak böyle olacak zaten. Bizim öteki putla iş yapıyor ki. En iyi lama. Lap 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 lap. Adam yanacak diye bir şey yok. Değil mi? Tabii iş lama da. O, olmuşken diyor tam olsun diyor. Bir yakın var ama o da gitti onu da yuvarlak olarak. Oradan ekliyor onu da. He? Olmaz. Öğretim oradan ekleyeceğim zaten. Tamam. Oradan ekliyorsun işte. Sıfır mı? Mas kaynağı geç. Keser sonra ya. Yuvarlak hoşuma gitmedi benim. Yakışmayacak bana. Onu kesiyor sonra hayatta o zaman. Gelelim şimdi son aşamaya. Son aşamada mas kaynağı geç artık. Tamam. Şeyi taktık değil mi? Şase takılı. Elektrot al. Şimdi çasır çasır kaynatırsın artık değil mi? Sanki gazaltı kaynağı kullanıyor. Bir yerine koy. Kalmadı. Tamam o tuttu zaten. Zoka'yı yedi o. Bir tane tutsa gene yeter oluyor ya.
iş tamamdır abi. Şu ayağın birinden azıcık alacağız, tıraşlayacağız. Tahtaya koyacağız. Onu en sona da yaparsın. Ya, tahtayı... Onda yük yok baba ya. Taş duvar tutuyor, ötede de direkler var. Niye şu an devre şişmiş diyor. Ay bay bay bay. Şimdi böyle. Öteki matkabı çıkaracağınız. Matkap falan çıkarmayacağız. Matkap çıkarmayacağız. Bizim... Akılsız deli video. Şurayı yaracağız. Niye? Salacağım yazılarını takacağım. Sıkıvaracağım profile. Anladın mı? Şu. Artık bir. Şu. Tamam mı? Şu tam ortası. Şu. Profil bütün bağlasan ne olur? Abi metre. Bütün bağlasan ne olur? Metre nerede? Burada. Profili her zaman bağlasak ne olur? Ha. Bunu ters bağlayacağız. Makineyi ters bağlayacağız. O yüzden içinden geçmesi lazım. Hı. Şöyle. Merkezleyip. Onu 20 arası yapmadı. 12 ile 20 arası. 11 ile 19 arası yapacaksın. Tamam, 11 ile 19 arası. Hiç büyük olsun, hiç 49 koyuyoruz. O zaman 10 ile 20 arası yap. 10 ile 20 yapacaksın ya da. 20 yapalım. 10 ile 20 arası yapalım. Makine dene. Takılıyor. Tak, rahattan giriyor. Rahat giriyor. Çok rahat giriyor. Tamam mı? Onu oraya sıkın artık. Makineyi. Şuraya vidalayalım. Onu vidalayacağız. Şimdi buna